Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size çok ilginç bir kek tarifim var. Hamurumuzu hazırlıyoruz, üzerine bir karışım döküyoruz. Kek fırında pişerken hamurla karışım yer değiştiriyor. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamuru için 1 çay bardağı kadar toz şekerim var, 2 adet yumurta, 2 paket vanilya şekeri, 1 paket kabartma tozu, 100 gram un, 100 gram yumuşak margarin veya tereyağı. Oda sıcaklığındaki margarinimi vanilya şekeri ve toz şekeriyle krema haline gelene kadar çırpıyorum ve içine yavaş yavaş yumurtaları ekliyorum. Başka bir kabın içerisinde un ve kabartma tozunu karıştırmıştım. Şimdi yumurta karışımının üzerine unu eledikten sonra bir spatula ile karıştırıyorum. Burada miksere ihtiyacınız yok. Ben de bu arada 22 santim çapında bir kek kalıbımın kenarlarını ve altını fırın kağıdı ile kapladım. Kalıbınızı önce margarinle yağlarsanız fırın kağıdı daha güzel tutar. Ve içerisine şimdi hazırlamış olduğum hamurumu döküyorum. Hamuru bir spatula ile düzlüyorum. Üzerinin özel karışımı için 100 gram toz şekerim var, 100 gram margarin, 1 adet limonun suyu, 2 paket vanilyalı hazır pudinge ihtiyacımız var, 2 adet yumurta, 400 gram da süzme yoğurt. İlk önce yumurtaları margarin ve toz şekeriyle krema haline gelene kadar çırptım. Diğer malzemeleri de ekleyip mikserle çırpmaya devam ettim ve özel karışımımı hazırladım. Ben 400 gram kıvark kullanmıştım. Kıvark bulamayanlar alternatif süzme yoğurt kullanabilirler. Bulabilirseniz kıvark kullanın. Hazırlamış olduğum bu karışımı hamurun üzerine döküyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 40-45 dakika kadar pişiriyorum. Kekimi fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi kalıbın kenarına yerleştirmiş olduğum fırın kağıdından dolayı kekimi kalıptan rahatlıkla çıkartabiliyorum. Ve şimdi sizin için kesiyorum. Evet, pastanın en ilginç tarafına geldik. Pastamız fırında pişerken altına yerleştirdiğimiz hamur üst tarafa çıkıyor ve hazırlamış olduğumuz özel karışım da alt tarafa iniyor. Alman mutfağında buna sihirli pasta da deniliyor. Benim sihirbazlık gibi bir yeteneğim yok ama tahmin ediyorum ki üzerine hazırlamış olduğumuz o yoğurtlu karışım biraz ağır bastığı için hamuru yukarıya çıkıyor pişerken. Ben üzerine biraz ılıdıktan sonra bolca pudra şekeri serptim. Tadı da biraz cheesecake'i andırıyor. Yani ters çevrilmiş cheesecake gibi oluyor. Ben cheesecake'i de çok sevdiğim için bu pasta benim çok hoşuma gitti. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve gördüğünüz gibi gerçekten görünümü de aynı cheesecake gibi. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.